Ben mesela rahatlıkla şunu söyleyebilirim. HDP'nin kapatılması için bir süreç başlatılırsa milletvekili olarak ilk imzayı vereceğim. HDP PKK'nın yaptığı Fatih Bey'e her şeyden sorumludur. Eğer diğer siyasi partiler parti ise HDP'nin bir siyasi parti olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Efendim işte biz HDP'yi kapatırsak terör yine devam edecek. Biz birisi cinayet işlediğinde bu adamı cezalandırırsak cinayetler durmayacak, başkaları da cinayet işlemeye devam edecek. İyisi mi biz bunu da cezalandırmayalım demiyoruz. Devletler koydukları kuralları uygularlar. Devletler koydukları kuralları uygularlar. Bugün eğer kanunlar uygulansa HDP'nin açık kalması mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü sadece bir ilçe başkanlığından çıkan deliller HDP'nin kapatılması için yeterlidir. 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 Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Her ihanetin bir bedeli olmasa da her ihanetin mutlaka bir nedeni var. PKK terörünün siyasi sözcüleri. PKK terör örgütünün siyasi alandaki faaliyeti 1990'da Elebaşı Öcalan'ın verdiği talimatla başladı. 1990'da Halkın Emek Partisi ile başlayan siyasi alandaki faaliyeti Demokrasi Partisi, ÖZDEP, Halkın Demokrasi Partisi, Demokratik Halk Partisi, Demokratik Toplum Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi ve son olarak Halkların Demokratik Partisi ile yoluna devam ediyor. Haberin devamı. Anayasa Mahkemesi hemen hemen aynı gerekçelerle kapatmasına rağmen PKK siyasi alanda bir yenisini kurarak yoluna devam etti. Bugün de HDP hakkında kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. PKK terör örgütü ile ilişkisini reddetmeyen, her fırsatta elebaşı için kampanyalar yapan, bağlılık konusunda yemin ettikleri anayasaya bağlı kalmayan, son olarak PKK'lıların ortaya attığı, TSK'nın kimyasal silah kullandığı yalanına ortak olan HDP tüm bunlara rağmen terör örgütünün sözcülüğünü yapmaktan vazgeçmiyor. Terör sözcüsüne hazine yardımı. Öte yandan yıllardır yasa gereği Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden milyonlarca lira maddi yardım almaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri bir yandan terörle mücadele ediyor, diğer yandan terör örgütünün siyasi kolu HDP'ye hazineden yardımda bulunuyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye 2023 yılı bütçesinden toplam 539.5 milyon TL hazine yardımı yapılacak. Konunun hukuki bir açıklaması elbette var ama ne ahlaki ne vicdani izahı yok. Bir yandan PKK ile hem yurt içinde hem yurt dışında mücadele et, diğer taraftan hakkında Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası devam eden siyasi ayağı HDP'ye hazineden 539.5 milyon lira ödeme yap. Hukukçu Şen, Yargıtay başvurabilir. Bunu durdurmanın ve engellemenin yolu yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Hukukçular, hazine yardımının kapatmaya kararı verilmesi halinde durdurulabileceğini söylüyor. Ne zaman çıkacağı belli olmayan karar açıklandıktan sonra nerede harcandığı belli olmayan yardımın geri alınması ise imkansız gibi bir şey. Yasa gereği hazine yardımının 179.8 milyon liralık kısmı Ocak ayının ilk 10 gününde, kalan kısmı ise Yüksek Seçim Kurulu'nca seçim kararının ilan edilmesini izleyen 10 gün içinde HDP'ye ödenecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde ne kadar başarı sağlanırsa sağlansın Ankara'da TBMM çatısı altında siyasi faaliyeti sonlandırılmazsa PKK terörüne karşı kesin başarı sağlanamaz. Terörün sözcüleri Ankara'da. 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 Her ihanetin bir bedeli olmasa da her ihanetin mutlaka bir nedeni var. Var. Var.
noktalarken. Bu manşette yer alan haberinizde, haberde sizin bir açıklamanız var. AK Parti'nin, AKP'nin, HDP'nin öncülü sayılabilecek Barış ve Demokrasi Partisi yöneticileriyle ilgili ortak geçmişini anlatmışsınız efendim bu olayda. Vay vay ilişkilere bak manşete atılmış. Spotta AKP-BDP çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti'ni dönüştürmeye çalışanlar 18 yıl önce Kürt-İslam çizgisindeki yeni zeminde örgütlenmiş bilgisi verilmiş efendim bu gazetedeki spot cümlesinde. Son verirken şerefsiz dillerini koparırız.